Tayralcı dosyası herhangi bir cinayet dosyası değildi. Aslında herhangi bir cinayet dosyası olarak bile eline alınmış olsaydı belki bir nebze de olsa sonuç alma ihtimalimiz vardı. Bu ihtimali bile elimizden aldılar. Herhangi bir cinayet dosyası bile olarak ele alınmadı ve o yüzden sonuçsuz kaldı. İlk etapta dosyanın ilk açıldığı dönemlerde polislerin yani orada bulunan polislerin ve kurşun sıktığı aslında belli olan polislerin şüpheli değil de tanık olarak, tanık sıfatıyla dosyaya alınmaları, bu yani yargının bu dosyaya ve olaya aslında bakış açısını ortaya koyuyordu. Başından beri yargının aslında onları koruduğunu, hatta onların arkasındakileri de koruduğunu çok iyi bir şekilde bize gösteriyorlardı. Bunun bir hukuki zemine oturtmakta zorlanıyoruz. Hukuki bir zeminde oturmuyor da aynı zamanda. O yüzden çıkan sonuç bizi şaşırtmadı. Yani bu Tahir Elçi cinayeti bir politik cinayetti. Yani bir cezasızlıkla sonuçlandı. Hukuksuzlukla mücadele etti. Cezasızlıkla kapanan dosyalarla mücadele etti. Kendisinin de aslında bu yolda gideceğini tahmin edebiliyorduk. Aslında bu bana göre bir tehditti. Yani sadece Tahir Elçi vurulmadı o gün. Bütün yani failin meçhul olduğunu iddia edilen, aslında failleri belli olan bütün herkese bir mesajdı. Biz bunu biliyorduk. Bu Kürtlere açıkçası bir tehditti. Benim açımdan bir tehditti Kürtler için. İşte biz öldürürüz de bu şekilde konuyu da kapatırız demeye getirildi. Maalesef ki biz Kürtler için bu yani en azından Türkiye'de bu hak ve hukukun kanunların işlenmediğini biliyoruz, görüyoruz. Ben ilk etapta gidemiyordum. Yani zorlandım. İlk yıl hiç gitmedim örneğin. Bir gün böyle kendimi çok kötü hissettiğim, amcama karşı kendimi sorumlu hissettiğim bir dönemde tek başıma gece yarısı dört ayaklı minareye gittim ve dört ayaklı minarenin önünde oturdum sadece. Sadece oraya baktım ve hani aslında onun mücadelesi ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Yani niçin mücadele ettiğini, bir insan olarak, bir Kürt bireyi olarak aslında nasıl mücadele verdiğini gördük. O anda onu hissettim. Onun orada aslında yaşadığın oradaki çırpınışı, barış diye haykırışı kulaklarıma geldi. O yüzden hani onu hissetmek çok farklıydı. Bir de hani Tahir Elçi bir gün ölürsem yani dört ayaklı minarenin altında ölmek istiyorum diye bir sözü vardı. Ama onun ruhu orada kaldı. Onun ruhu hala da orada. O yüzden benim canım sıkıldıkça ya da kendimi çıkmazda gördükçe oraya gidiyorum. Evet, dört ayaklı minarenin altında Tahir Elçi'ye bir kurşun sıkıldı. Ama yargı eliyle yani daha doğrusu yargıyla beraber devlet eliyle Tahir Elçi'ye bir kurşun daha sıkıldı. Yani evet, onun bedenine sıkılmadı bu sefer. Ama onun düşüncelerine, onun mücadelesine sıkıldım. O yüzden hiçbir zaman onun mücadelesini bırakmayacağız. Ne ailesi olarak ne de bir hukukçu olarak hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Onun bize bıraktığı mirastan devam edeceğiz. Bir değil binlerce kurşun sıksalar da biz buradayız. Amcam öldürüldükten sonra ben büyük bir boşluğa düştüm ve hukuk okumaya karar verdim. Yani Tahir Elçi'nin bence bizden beklentisi ve isteği de buydu, bu yöndeydi. Sadece ben değil, birçok ondan sonra 2015'ten sonra birçok hukuk okuyan, hukuk okumaya giden,
birçok Kürt genci, özellikle birçok Kürt genci bu bilinçle gitti. Onu da çok açık bir şekilde görebiliyoruz ortamlarda. Biz sonuç beklemiyoruz. Ama sadece Tahir Elçi'nin yalnız olmadığını, Tahir Elçi'nin mücadelesinin yarıda kalmadığını ve Tahir Elçi'nin mücadelesini devam eden birilerinin olduğunu göstermek için yani bütün hukuki süreci devam ettireceğiz. Gerekirse istinaf, Yargıtay, anayasa. Bunu AİHM'e kadar da taşımayı düşünüyoruz. Evet, belki AİHM'de bir sonuç alabiliriz. Biz bunları unutturmayacağız. Biz her zaman burada bir mücadelenin olduğunu ve onun yolunda gideceğimizi göstereceğiz herkese.